Evet, Zanka Spor TV'den herkese iyi akşamlar. Muhabbet Spor'da canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Bugün Kaptan Erdem'i misafir alacağımı söyledik ama herhalde antrenman uzadı. Şu anda kendisine ulaşamıyoruz. Müsait oldu da yayına inşallah alacağız. Biz Metin Erdem, Alper Bakırcıgil ve Berkay Aydın'la beraber programımıza başlayalım. İzin verirseniz önce Metin Er abiyle başlayayım. Büyükten başlayarak. Metin Er abi şimdi Ankara Gücü maç yapmadığı haftada gene kazandı. Bunu nasıl yorumlarsın yani? Hani, gerçekten Bursa'nın Ümraniye'yi yenmesi Ankara'ya yaradı. Önümüzde bir Boluspor maçı var. Bütün şu anda alt ligdeki takımların gözlerinin hepsi Ankara'cı Boluspor maçında olacak. Gerçekten çok önemli bir maç. Boluspor maçında Ankara'cı nasıl bekliyorsun? Ona da değinelim istersen. Böylece başlayalım. Serkan, iyi yayınlar diliyorum önce. Yani haklısın. Hepimizin gönlü bir taraftan Ankara takımları, Gençler Birliği, Keçören Gücü artı Bursa Spor. Kardeş takım Bursa Spor. Bu hafta 3'te 3 olmuş oldu. Ankara Gücü maç yapmadı ama 3'te 3 yani gönlümüzdeki takımların 3'ü de kazanmış oldu. Keyifli bir haftaydı. Özellikle Bursa Spor'un 90+5'te gelen golü. Hem kendisinin ligde kalma konusunda ümitlerini iyice arttırdı. Artı Ankara Gücü'nü sezonu şampiyon bitirme. Hani Süper Lig'e zaten çıktı. Bir de şampiyon olarak çıktı. Son çıkışta mesela ikinci çıkmıştı. Biz yine şampiyondur ama gerçek şampiyon sezonu birinci olarak çıkan şampiyon olacak. Böylelikle Bursa'nın o galibiyeti Ankara Gücü'nde çünkü kayıp puan açısından Ümraniye önümüze geçmişti. Onun daha az kayıp puanı vardı. Şimdi kayıp puan açısından Ankara Gücü önünde. Yani artık Ankara Gücü Bolu Spor maçı gerçekten çok önemli. Hem Gençler Birliği'ni hem Altınordu'yu hem Bursa'yı hem Kocaeli'ni yani alttaki bütün takımları ilgilendiriyor. Bir de silsile olarak sonraki hafta mesela Ankara Gücü eğer Bolu Spor'a yenilirse son haftada bu sefer Bolu Spor'da Altınordu'yla maç yapacak. Rahatlamış o zaman Bolu Ankara Gücü'nü yenerse rahatlamış bir Bolu kümede kalmayı garantilemiş bir Bolu yani Altınordu maçı da Altınordu onlar için bir önem kazanacak ama Altınordu orada kazanırsa Altınordu da kurtarmış olacak. Bu sefer Gençler Birliği Ankara Bursa Kocaeli'den birisi bir ya da ikisi düşecek yani bu durumda da bunlar hepsi sorun. Onun için Ankara Gücü bu maça sanki şampiyonluk maçı gibi hazırlanması gerekiyor. Şampiyonluk maçı gibi hazırlanıp bu maçı mutlaka kazanması gerekiyor. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz bizim yayına Hakan Bilgin'i almıştık. Hakan da Bilgin Bey'le yayın sonrası konuşurken belki hocanın biraz genç oyuncuları da şans tanıyabileceğini söylemişti. Orada bunu tartıştık yani bu saatten sonra genç oyuncu eğer denenirse ve bu sonucunda da kaybedilirse o maç yani camiler arasında ciddi sıkıntılar olur. Ama böyle bir şey inşallah hoca yapmaz. Yani aslında genç oyuncu hani belki 5-6 haftadan beri deniyor olabilir. Bir şekilde birkaç genç oyuncuyu monte ediyor olabilirdi. Samsun mesela playoff umudu olmasına rağmen mesela genç oyuncu deniyor. Polat diye bir çocuk var. Bu hafta da güzel bir gol attı. Bayağı da başarılı. Yani keşke Ankara Gücü'de birkaç oyuncu şu ana kadar gitse bu zamana kadar getirmeyip de burada eğer genç oyuncu olup da sonra bir yani Bolu da güçlü bir takım sonuçta. Yani illa Ankara Gücü tam kadro çıksa da Bolu'yu yenecek diye bir şey yok. Ama oynadığına insanların inanması gerekiyor Ankara Gücü'nün. Evet ya hadi korakor bir mücadele oldu şu kazandı demek gerekiyor. Yani Ankara Gücü bu maçı mutlaka yani Ankara Gücü gibi oynamalı. Öyle söyleyeyim en azından. Kazanır kaybeder ama Ankara Gücü gibi oynamalı. Evet şimdi Alper abi maçı sen mi anlatacaksın bu hafta belli mi? Yok daha belli değil Serkan. Daha belli değil. Şimdi sana aslında bir soru gelmiş de girsem mi girmesem mi bilmiyorum. Alper abinin anlattığı Erzurum maçlarında niye Erzurum hep yeniliyor diye soruyorlar. Dün de Gençler Birliği Erzurum maçı vardı. Alper soldan çok iyi orta yapar. Evet herhalde benim böyle bir kerametim var. Yani biz bu pandemi dolayısıyla ve tabii ki TRT Spor Yıldız'la yayın hayatına başlayınca iki kanala çıktık Serkan. Dolayısıyla eğer biz deplasmana gidersek
Ankara'daki işleri ya da yayının akışını çok sağlıklı bir şekilde götüremeyeceğimiz bir durum var. Dolayısıyla hepsini biz Ankara'daki maçlar hariç, yani Eryaman'da, Attepe'deki maçlar hariç, gerisini OTTÜ'den yapıyoruz. Ama eğer hakikaten benim böyle bir kerametim varsa, yani buradan orta yapıyorum da bir başka şehirde gol oluyorsa, o zaman söyleyebilecek bir şeyim yok. Yok. Evet, yani ne diyeyim, arkadaşımın da belki benden büyüktür, abimin de belki benden küçüktür, kardeşimin de görüşüne saygı duyuyorum ama yani artık bunları bırakalım ya. Yani itopik şeyler bunlar. Evet, ben senin abi Boluspor maçı hakkında görüşünü aldım. Şimdi Metin abi çok güzel özetledi. Altın Ordu bu hafta Balıkesir'le oynuyor. Banko 3 puan alıyor ama Boluspor Ankara'cından puan alamadığı takdirde son hafta Boluspor Altın Ordu maçı aslında küme düşecek takımlardan birini belirleyecek hale gelecek. O yüzden Boluspor maçı çok önemli. Şimdi sosyal medya ikiye bölünmüş durumda. Yarısı diyor ki hoca genç oyuncuları denesin. Başka ne zaman deneyecek? Bir kısım da ben de buna dahilim. Ankara Gücü'nün hani bu yılki başarısına gölge düşürmeyecek şekilde yenersin yenilirsin ama çıkarak doğru topu oynayarak mücadele etmesini isteyenlerdir. Sen hangi kesimdensin abi? Vallahi ben de hani Bursa Spor cephesini bir tarafa bırakayım. Nasıl bir tarafa bırakayım? Hani arada tribün kardeşliği var, rahmetli var. Bunlar ayrı şeyler ama Bursa Spor değil de atıyorum Adana Spor, atıyorum Samsun Spor olsaydı bu durumdan etkilenecek olan, ben yine aynı görüşümü söyleyecektim. Yine arkasında duracaktım. Yani Ankara Gücü son iki haftayı da sezonu nasıl getirdiyse, nasıl oynadıysa o şekilde oynamak zorunda. Yani büyük kulüp böyle olur Serkan. Yani sana saygı duyulmasını istiyorsan saygı duyulacak hamlelerde, davranışlarda bulunman lazım. Biraz evvel Metin Erdem'i de söylediği gibi çıkarsın tamam normal 11'inde, yani sezon boyunca aşağı yukarı belki bir iki oyuncu değişik olabilir, rotasyona gidebilirsin, sakatlık olabilir, cezalı olabilir, onlar aynı şeyler ama 3 aşağı 5 yukarı sezon boyunca oynadığın kadroyla çıkacaksın. Oynayacaksın da. Yani o gün şansın yanında olur, olmaz. Yenersin, yenilirsin, bu başka bir şeydir. Ama tüm kamuoyunun gözünde de şu imajı yaratmak zorundasın. Eğer sen hakikaten büyük takımsan, Ankara Gücü'ysen, yapacağını yaptı, olmadı. Bunu dedirtmek lazım. Ama yani şimdi bu haftaya kadar sen çok çok az tüm genç arkadaşlara, altyapıdan yetişen çocuklara şans verme. Şimdi şampiyonluğu ben garantiledim ama senin şampiyonluğunla iş bitmiyor. Yani iki hafta oynayacağım maç Samsun Spor, atıyorum Eyüp Spor, İstanbul Spor olsaydı gençle mi çıkıyorsun? U11'le mi çıkıyorsun? Hiç ilgilendirmezdi beni ama oynayacağın iki maçta alt sıraları çok yakından ilgilendirdiği için sen büyük takım olmanın, saygı duyulan takım olmanın gereğini yerine getirmelisin. Evet. Yani bir şunu da söyleyeyim de Hakan Bey'le o görüşümüzde belki hoca genç oyuncu oynatabilir derken şunu da altına çizdi. Biz bu sezon ligi birinci bitirmek istiyoruz. Yani bunun için elimizden geleni yapacağız derken de yani iddialı bir kadroyla bir çıkacağız. Belki şu olabilir hoca yani normalde oynayan oyuncu olur da hafta içi antrenmanlarda falan genç bir oyuncuyu oynatmanın daha yararlı olacağını düşünebilir. O farklı bir şey. Ama yani bu maçı da %100 galibiyet amacıyla çıkacağını Hakan Bey özellikle de söyledi. Yani onu da altını çizelim. Ya neticede abi bunun prestiji de var. Ne bileyim maddi anlamda getirmesi de var. Erdem abi ya, müsaadenizle bir açayım telefonu. Tabii ki. Bu arada Erdem biz... Ama. Şu anda canlı yayındayız. Erdem seni bekliyoruz. Abi şimdi antrenmandan çıktık. Hemen bir duş alıp şey yapıyorum. Tamam. Tamamdır. Tamamdır. Sen istersen bir link at Skype adresini atarsan. Sen şimdi toplantı şeyi var ya abi. Toplantı adresi. Evet. Ona at istersen. Ben direkt şey yapayım. Ona basayım. Link. Bu ben bu işleri anlamam. Bu merkezden yapıyorlar. Tamam, tamam. Seni bir arasınlar. Seni bir yetkiler. Metin abi ben yazdım zaten şeye. Erdem'e. Tamam. 10 dakika sonra yazıyor sana. Tamam. Öpüyorum seni. Hadi görüşürüz.
Evet, şimdi böyle oldu. Erdem'i bir 10 dakika 15 dakika sonra alırız. Antrenman uzadı muhtemelen. Evet evet, daha yeni çıktı. Ben kaptanın numarasını sevgili Ferit'e gönderirim. Ferit'i kaptanı ararlar, bağlantı kurarlar. Bizim de yayın devam eder. Tamam, yani bizi tamam. Daha zor olacak gibi. Şimdi ben Berkay'a şunu sorayım. Berkay, Tuğçe Düzgün demiş ki Altın Ordu düştün de şu başkanların biz çıkmayı istemiyoruz artık dediği olay son bulsun diyor. Aslında ben de katılıyorum kendisine. Her sene aynı dönem dönüyor. Şimdi Bolspor maçı gerçekten Ankara için çok önemli. Sen bir taraftar gözüyle Bolspor maçını nasıl görüyorsun? Yani bir rahatlama oldu kesin. Şimdi öncelikle ses bu arada daha iyi herhalde diğer haftalara evet. Göre. Onu söyleyeyim aynen. Öncelikle şunu söyleyeyim. Mikrofon mu aldın yine? Geçen hafta yok. Ayarını yaptım ufak bir ayar var. Tamam. Birincisi geçen haftadan bahsedersek şimdi Samsun maçı berbat bir oyun vardı. Ben her hafta Pollyanna şeyi yaptım bütün sezon getirdik ama iş rahatladıktan sonra şimdi sıkıntılı taraflara bakmak lazım. Bizim akademide de öyle. Yani hazırlanırsın bir şeye. Bir tez olur bir öğrencinin cesaretlendirirsin, güzeldir her şey. Ondan sonra dönüp bir bakarsın şimdi neleri yapmamak lazım diye. Berbat bir oyun vardı. Ovusu dahil olmak üzere oyuncuların, sporcuların değişik bence. Benim taraftar olarak sahadan gördüğüm enteresan davranışları vardı. Ben hiç yakıştıramadığımda. Oynamadı yani. Eli belinde, oyundan düştü, oyundan almak zorunda kaldı, değişik işler falan. Hiç hoş olmadı. Şampiyonluk maçı için bunu söylemek lazım. Genç kalecimizin şeyleri olmasa belki hamleleri o maç farklı bitecekti. Böyle berbat maç. Artı üstüne şey organizasyon da daha iyi olabilirdi. Bu da tabii yönetimlik bir pozisyon. Hani maç sonrası kutlama şeyi biraz şeyi söndürdü. Yani çok iyi değildi. İyi niyetli belki düşünülmüş ama enerjiyi falan soğurdu, düşürdü. Şimdi bence benim düşüncelerim onlar. Tribünleri kendi haline bıraksan daha bir şenlikli olabilirdi yani. Neyse yani bunlardan sonra şu duruma gelmek lazım. Kesinlikle Alper abi, Metiner abiye katılıyorum. Şimdi bu işin şakası yok. Önemli bir karşılaşma. Saygı duyulması için oynanması lazım. Camiaların hatırlaması için. O yüzden şimdiye kadar işte şey futbolcu önceki hafta konuşmuştuk zaten. Böyle hani yedekler, gençler, şunlar bunlar. Şimdi tecrübe kazanacak haftalar değil. Ligin neredeyse yarısı düşmeye oynuyor. Enteresan bir durum. Hadi yarısını da bir tarafa bırakalım tartışmanın. Bursa Spor'u da oradan etkiliyor. Şimdi Bursa Spor'u şöyle. Bursa Spor şey hesapları üzerine. Burada geçen bu hafta maçtaydım ben bu arada. Tabii inanılmaz bir maçtı. 90 evet. Artı 5'te bir şekilde gol oldu. Ya herkesin beklentisi. Şimdi arkadaşlarla burada konuşuyorum. Taraftar derneği yöneticisi aynı zamanda onlar farklı organizasyonlardan. Ben de hani sonra mahcup olmayayım diye ben şimdi itiraf edeyim şeyi söylüyorum. Ya diyorum izlediniz mi siz bizim Samsun maçını? Berbat oynadılar. Hani bak hani bizlik bir durum yok. Şimdi zaten takım valla hani. Sen biraz yerini yapıyorsun herhalde. Bak, valla yani, biraz bir, öyle. Sevgili Serkan Hoca. Bir de şöyle olacak. Yani Ankara Gücü son ne zaman maç kazandı ya? Epey de yani, bir Balıkesir yendik yani. Epeyden iyi de oynamıyoruz yani. Sonuçta alamıyoruz. Ya ben mahcup gerçekten öyle oluyor şimdi. Herkes diyor ki şimdi sohbete başlıyoruz. Maçtan önce sonra muhabbet. Kalabalık ortam. Ya diyor Allah'tan diyor Ankara Gücü'yle oynuyor Bolu Spor diyor. Tamam diyor onlar orada yenilir. Şimdi ben de bakıyorum şöyle şimdi. Ya diyorum bizimkiler de şimdi çok şey değil. İnşallah diyorum hayırlısı. Hani çok güven vermiyor size veriyor mu bilmiyorum. Samsun maçı gibi oynasan. Adamlar can havliyle oynuyor tabii. Şimdi motivasyon da kritik ve ben oyuncuların Ovusu'nun altını çizmek istiyorum. Yani Ovusu'yu ben geçen maç hiç beğenmedim. Ya oyundan düşmesi bilmiyorum. Sizin dikkatinizi çekti mi? Nasıl çekti? Çıktıktan sonra yaptığı hareketleri gördün mü Berkay? Aynen. Takip ettin mi soyunma odasına giderken? Aynen. Oradan sizin kadar bir maratondaydım ben ama takip ettim. Bak bir ışık hareketler böylece. Zaten sahada da böyle. Yok. Yandan kulübeden adama özellikle bana da mesaj attın hatırlıyor musun? Bir yandan maç sunuyor bir yandan bana mesaj atıyor. Yani ne yapıyor bu triplerle falan diye bu adamı yaptı ne diye. Ben kaç metre uzağa mesafeye maratonda üstte maç izleyen bir insan o kadar rahatsız oldum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir davranış profesyonel futbolcu olabilir mi? Yandan moral veriyor teknik direktör falan yardımcısı. Hadi oyna hadi bilmem bir şeyler böyle yok. El belde falan. Şimdi ben şey olsam yani bilmiyorum ben çok bu davranış öyle böyle bir davranış değil. Ve yönetim yani bilmiyorum ben yetkili olsam farklı bir şey de düşünürdüm buna. Yani bu iş böyle olmaz. Şampiyonluk Karabağ o zaman esas kulübüne kiralık oyuncu madem hadi erken git o zaman de
Yani denebilir, anlatabilir mi? Yani çok kritik bir şey. Belki size anlamsız geliyor olabilir bu dediğim ama maçın sonu. O çok anlamlı geliyor. Yani bu takım disiplini için çok kritik bir şey. Bu böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir şey bir olamaz. Öncesi de var. Berkay, öncesi de var yani. Yeni ilk defa yaptığı bir şey değil. Evet. Yani bol bol maçta da arkadaşlarla konuşuyor. Bu adamlar Süper Lig falan şimdi. İyi, öncelikle davranış olacak. Yani evet. O ahlaki, o profesyonel ahlak vesaire bu çok kritik bir iş. Bunun dışında yani Bolu Spor maçına da sonraki maça da, ki Bolu Spor maçı ama çok kritik. Yani şey olarak kritik. Son hafta düğümün çoğu çözülmüş olacak şimdi. Son hafta, bu hafta yani hani Altın Ordu şimdi Balıkesir'le oynuyor herhalde. O 3 puan çantada diye bakıyor. Diğeri belki şey bakıyor. Aşağı taraf oldukça karışık. Bu hafta çok sert maçlar geçti. İşte Kocaeli Altın Ordu gibi 11 dakika uzatmalı falan enteresan maçlar. Şimdi ortalık karışık. Böyle bir haftada, böyle bir sezonda tabii ki düzgün oynandığı gibi, evet, Ankara Gücü gibi, ama takıma da bakınca insan endişelenmeden edemiyor. Yani işin açığını söylemek gerekirse hiçbir varlık ortaya koyamıyor. Samsun maçında ben pek bir şey göremedim. Bir şey pozisyonumuz vardı. Bir ortadan bir kafa pozisyonu. Başka da bir şey yoktu zaten. O da out'a çıktı. Onun dışında bir şey yok. Yani bir de şampiyonluk maçı. Şimdi şampiyonluk maçında böyle oynayan takım bilmiyorum şeyi düşer mi, motivasyonu. Yani endişeyle ben de haftayı bekliyorum ama bu öyle yedeklerin veya genç oyuncularımızın deneneceği bir hafta değil. Sıkıntılı bir hafta. Bir sürü şey olur. Bak son Keçiören hafta başına çık öyle. Muhtemelen Keçiören de amaçsız olacak. Sen de amaçsız olacaksın. Mesela, 11 adam da çık öyle. Tabii. Hiç kimsenin bir itirazı olmaz. Son hafta. Bu hafta değişik bir hafta. Bu hafta düğümü çözecek bir hafta. Enteresan bir hafta. O yüzden şeyle çıkması lazım Ankara Gücü'nün. Nasılsa, ben nasıl beklentisi, %90'ı takımın değişemez böyle bir hafta. Çok ciddi sıkıntı yani. Bu şey açısından da sıkıntı. Şimdi ben de bu arada sevgili büyük kaptan birazdan bağlanacak. Kaptanımız evet, çok ben şöyle söyleyeyim. Kaptana ben yayın linkini gönderdim. Evet. Metin abi, kaptanın WhatsApp hesabında var. Girebilir, bağlanabilir. Hazır olduğunda yayın alacağız. Evet. Tamam. Şimdi, kaptanın kariyerinin de önemli şeylerini oluşturuyor. Bir taraf Bolu, Karabük falan. Şimdi Bolu ile Karabük'te parlak yılları geçti kaptanın, hatırladığım kadarıyla. Bende de şöyle bir şey var. Anne tarafından Bolu, baba tarafından Karabüklülük var. O şeye istinaden de konuşuyorum. Yani düzgün şeyle oynamak lazım. Ne olursa olsun ve yenmesi lazım Ankara Gücü'nün. Şimdi benim şahsi nazarımda Bursa Spor'da çok önemli bir tribün kardeşliği bu. Şehidin emaneti. Öyle basit bir iş değil. Yani sadece bir dönem insanlar iyi geçinmiş de oluşmuş bir şey değil. Elden geldiğini en azından şeyde de görmeli ama dediğim gibi işin esprisi bir tarafa, ben arkadaşlara Samsun maçı görüntüleri diyorum, izleyin bakın maçı, Samsun maçı nasıl oynamış, şey düşüyor gibi endişeyle bekliyoruz tabi. Bu hafta umuyorum şeyle olur. Ovusu konusunda gelişme var mı bilmiyorum, o konuda uyarıldı mı oyuncu ama bu da şeyi bozar. İstersen bir şey onunla ilgili bir ufak tefek söyleyeyim. Yine ben Hakan Bilgin'le görüşmemizde bir de böyle bakayım, tamam. Ben attım abi sana, sen de iletebilirsen diye. Bunu sen Erdem'e de attın değil mi? Attım ama görmezse diye, hani sana tamam, da gönderdim, sen de şey yapabilirsin, atabilirsin. Şöyle istersen Alper'e bağlan da ben bu işi yapıyorum. Öyle yapalım. Şu arada yapalım, Alper bilir. Evet. Öyle yapalım. Niye topu bana attın şimdi? Alper abi ben sana zaten sormadım, daha iyi oldu. Söyleyeyim de o zaman. Ovusu ile ilgili şunu söyleyeyim. Hakan Bilgin ne sordum? Ovusu da dedim herhangi bir endişeniz var mı? Bir endişe değil de ne diyebilir? Onunla ilgili çekinceniz var mı? Çekinceniz var mı dedim. Yani sözleşme. Şimdi biliyorsun sözleşme yenilecek bütün futbolcu neredeyse 11'i tamamını saydı sözleşme yenilecek. Geraldo'yu saymadı, Ovusu'yu saymadı bunların arasında. Ovusu ile ilgili özellikle merak ettim. Şimdi 34 maçta şu ana kadar 16 ya da 17 maç oynadı. Yani neredeyse yarıdan fazlasını kaçırdı. Neden kaçırdı? Gereksiz gördüğü kartlarla kaçırdı. İşte yılbaşında devre arasında ülkesine gitti. O öldü, bu öldü. Yani sonradan o ölüm haberlerinde
doğruluğu falan hep tartışıldı. Birçoğunun doğru olmadığı da ortaya çıktı. Yani Oğuzhan'ın disiplin sorunu olduğu konusunda ciddi endişeleri var takımın. Ondan dolayı da anladığım kadarıyla Oğuzhan'la sezon sonunda yollar ayrılabilir. Vallahi şöyle söyleyeyim, Oğuzhan komşum gibi, yani tabii kapı komşum değil ama nerede oturduğunu pencerenden çok net görebiliyorum. Pantavada mı? Ülkede değil dediği zaman bile ışıklarının yandığını görmüştüm ben. Ha, öyle o mi? Evdedir değildir onu bilemem. Burada Vancouver'da mı oturuyor? Nerede oturuyor? Evet, evet. Tamam. Evet. Şimdi Metin abi sen işini hallederken ben Alper abiye soruyu sorayım. Geçen hafta Metin abi ile Orhan abi çok iyi bir yayına imza attılar. Hakan Bilgin'in herhalde en az, Metin abiye de söyledim yayından sonra, en az 10 başlık çıkaracak konular çıktı Hakan Bilgin'den. Sen o konuşmayı nasıl görüyorsun abi? Çok erken bir konuşma değil mi? Kalacak oyuncular, hoca konusunda. Dobra dobra hani her şeyi Metin abi sordu, Hakan Bilgin de anlattı gibi oldu. Sen nasıl gördün abi olayı? Vallahi Serkan, şimdi öyle bir şey sordun ki kusura da bakma, ben o konuşmayı ve o programı izleyemedim. Yani evet, ne söyledi, ne konuştu bilmiyorum. Ama dün Orhan'ın programına katıldığını izledim. Evet. Orhan abi fazla bir konuya giremediler. Hani Metin yani hatta şöyle de bir görüşümü belirttim ben. Hakan'ın ne kadar iyi bir Ankaragücü olduğunu bilirim. Biz eski tribünden gelmeyiz. O da en az sizin benim kadar takımını Ankara seven bir isimdir. Dürüst de bir isimdir. Ama tabii yönetimde olduğu için de her soruya açık yüreklilikle net bir şekilde cevap veremiyor. Şartlar bunu da çok fazla sağlamıyor. Yani dünkü konuşmalarından ben sizin programda ne söyledi, inanın bilmiyorum ama dünkü konuşmalarından ben tatmin olmadım. Evet. Alper, yani gerek. Söyleyeyim. Bizim Metin abi özetlesin istersen Alper abi. Şunları sordum ben. Bir kimler kalacak diye onu konuştuk mevcut kadrodan. Kaleci Akın ve Bahadır'ın defansta Erdem'le bir yıllık sözleşme yenilediklerini söyledi. Yusuf ve Sinan'ın kalacağını söyledi. Yasin'le daha henüz görüşme yapılmadığını söyledi. Şahverdi ile devam edileceğini söyledi. Diğer Ali Kağan'la devam edileceğini Metin söyledi. Metin abi anladığım kadarıyla İshak yok, Eren yok, Oğuz'u yok. Yani onun dışında neredeyse Obusu, Geraldo, yani yabancılar dışında Aribi de devam ediyor. Yabancılardan sadece Eren Obusu, Geraldo dışında Eren'de başkan devam edecek dedi. Ondan evet, sonra yani başkan devam edecek diye bir açıklaması var. 11'in tamamı neredeyse klasik 11'imizin, bir de sol bek Pinto da devam etmiyor. Onun dışındaki neredeyse 10-12 futbolcuyla gelecek sezonda devam edeceğini söyledi. Borcun geçmiş dönemden bu bayağı bir tartışma yarattı. 270 milyon lira işte Fatih Mert yönetimi, Faruk Hoca yönetimine 270 milyon lira borç devrettiği söyleniyordu. Bunun 270 milyon olmadığını, 385 milyon olduğunu, hatta o euronun 7 lira 8 lira olduğu dönemde bunun, yani gerçek değerinde bugün için 700-750 milyon bir borç devraldıklarını söyledi. Bu borcu işte şu anda yani yeni borcu söylemedi. Şu anki kulübün borcunu söylemedi ama o borcun biraz altında şimdi dedi. Şimdi şunu söyleyeceğim Metin abi, senle de biz dernekte de birçok seçime de girdik. Az çok Ankaragücü de dernekler kanununa biraz bağlı olduğu için. Şimdi ibra edilirken muhtemelen bilançolarda dağıtılır üyelere, değil mi? Evet. Orada evet, da bir rakam ortadadır. 870 milyonun orada doğru olmadığını sonradan işte... Ama o zaman burada bir hukuksuzluk var. Şimdi bunu Berkay benden daha iyi bilir ama... Kalemler çıkabiliyor. Devraldıktan sonra demek ki öyle bilançoya girmemiş bazı rakam. Ama yine hukuksuzluk vardır burada. Yani bilançoda bunlar gözükmüyorsa, sürpriz bir şeyler çıkıyorsa burada bir hukuksuzluk vardır ya da yanlış vardır, öyle diyeyim. Yani bir yanlış vardır diyelim, bir usulsüzlük demeyelim de yani bilmediğimiz çünkü bir konuda. Yani çok bunlar sonra Fatih Mert bayağı tepki gösterdi mesela, ben kendisiyle görüştüğümde. Ya başkan bile dedi bunu açıklarken, dedi bir başkan yardımcısının böyle bir rakamlar açıklaması. Zaten bizim programdan sonra... Ya bir çelişki var burada. Tabii. Yani Orhan programını ben de bir süre izledim.
yalnız orada neydi bizim çocuğun adı, duyumcu arkadaşın? Ertan mı? Ertan. Ertan'ın bir sorusunu duyunca kapattım. Ya transfer ya Ertan da eğer bizi izliyorsa onu şöyle bir konuda uyarayım. Bir mesleki abisi olarak. Ertan'a da söyleyeyim. Transfer yasağı ne demek? Ertan, bu kulübün transfer yasağı ezelden beri var. Yani ebedi ama devam bak, Metin abi dün benim kafamı kurcalayan bir şey daha oldu. Sayın Bilgin Ağustos'a kadar da kaldıracağız dedi. Yani eğer yanlış duymadıysam, yanlış anlamadıysam Ağustos'a inşallah yanlıştır. Yani 600 bin euroluk bir transfer yasağı var. Her an kaldırırız şeklinde. O zaman yani, ben yanlış anlamış olayım. Onu da çok isterim. Ama 5 Ağustos'ta hani ligin başladığını varsayarsak eğer inşallah ben yanlış duymuş, yanlış anlamışımdır. Doğrudur. Evet, çünkü 5 Ağustos'ta lig başlayacak. Tabii. Dünya Kupası dolayısıyla Metin abi şimdi şunları çok iyi irdelemek, çok iyi takip etmek lazım. Yani bunlar sadece Faruk Başkan'ın, ne bileyim Emre Yıldız'ın, ne bileyim Mustafa Dalcı'nın düşüneceği şeyler değil. Bunun komple düşünülmesi lazım. Yani o kadar sıkışık bir takvim var ki. Yani haftada bu sene ne oldu? 3 kere 5 kere maç oynadın. Ama seneye bu sayı çok fazla artacak. Bak Ulusu'nun mesela olmadığı dönemde bir haftada 3 maç oynadın. Belki bu sayı gelecek sezon 5'e çıkacak. Ha Ulusu değil de yani sana göre çok etkili, senin için çok değerli bir adamın 3 hafta 5 hafta ya da 3 maç 5 maç olmayacağı dönem demek senin telafisini çok güç yapabileceğin pozisyonları doğuracak. Kaptan. Dolayısıyla evet, yani, bu arada kaptan geldi yayına. Vay asist kralı gelmiş. Hoş geldin. Hoş geldin. Geliyor mu sesler? Evet. Kaptan yayına hoş geldin. Hoş bulduk. Değil mi? Şu anda daha henüz yayını almamışız. Biz konuşuyoruz kaptanı, görüyoruz tabii ama. O zaman ben bir şu cümlemi bitireyim. Bitir abi, yani hemen alalım. Gelecek sezonun planlaması yapılırken Dünya Kupası'ndan dolayı, liglerin de erken başlamasından dolayı çok sıkışık bir takvim olacak. Dolayısıyla her ne kadar geniş, dinamik bir kadro kurabilirsek o derece avantajlı oluruz. Nokta. Evet. Kaptan yayına hazırlanana kadar Berkay'ın da görüşlerini alalım. Ondan kaptana sonra da bir söylense de ters ışık oluyor. Arkadan tam şeyin arkasında oturmuş oluyor. Benim mi ters ışık? Efendim sesimiz geliyor mu? Aslında kaptan bizi duyuyor. Yayına vermiyoruz sesi. Yani, kaptan bizi duyuyor. Bence senin arkasındasın. Ters ışık oluyor. Biraz görüntün bozuk oluyor şey olarak. Evet. Evet kaptan. Şöyle ben yerleşeyim. Tamam. Biz o sırada Berkay'ın görüşlerini alalım. Tamam. Evet, önümüzdeki sezon için yeni sözleşme durumları gündeme geldi. Kamuoyunda da konuşuldu. Zaten tahmin ettiğimiz gibiydi. Yani bu takımın tamamı gidecek hali yok. Şampiyon olmuş, çıkmış bir takım. Sonuçta bir kısım kadro derinliği açısından da gerekiyor. Sözleşmeler yapılmış. Çok şaşırdığımız da sanırım uzatılma veya devam konusunda çok şaşırdığımız olmadı sanıyorum. Fakat bu transfer yasağı tartışmasının tabii erken bitmesi lazım bu yıl. Alper abiye o anlamda katılıyorum. Ağustos'ta başlıyor demek. Senin aslında Temmuz'un sonunda hazır bir şeyin oluyor. Takımın oluyor olması lazım. Bunun için de artık transferin falan netleşebilmesi gerekiyor. Bunun da bahanesi yok. Şimdi Alper abinin de ışık taktığı şöyle ki 5-6 hafta bir bakarsınız ki ikili maçlardan Allah korusun ligin dibinde kalmışsınız. Ondan sonra başka bir şey uğraşıyorsunuz. Ki düştüğümüz ilk sezonda bunu yaşadık Berkay. Ondan sonra ne yapsan fark etmiyor. İşte getiriyorsun, alıyorsun, veriyorsun, çok bir şey yaramıyor. Yani mucize de yapsan olmuyor. Bu anlamda bu sezon yalnız ben şey konusunda umutluyum, onu da söyleyeyim. Demin dediğim hani şampiyonluk organizasyonu belki görece zayıf kaldı geçen maç ama iyi taraflarını söyleyeyim. Sık sık şey söyleniyor, önemli bir şey. Kamuoyunda, Ankara Gücü kamuoyunda hani başarı, şampiyonluk telaffuzu, hani Süper Lig'de şampiyonluk olması anlamında bir vizyon, bir iddia hatırlatılıyor. Bir defa değil, benzer defalar hatırlatıyor. Hani 19 Mayıs stadı sonrasında belki bırakılıyor ama güçlü, diri bu arzu dile getiriliyor. Bunlar kıymetli. Merakla tabii izleyeceğiz diyeyim ben
Evet. Artık kaptanın yayını alalım isterseniz. Herkes de bekliyor. Ankara Üçler tabii kaptanı bekliyor. Kaptan da hazır olduğuna göre yayını alabiliriz. Ben bir yandan da kontrol ediyorum. Evet. Kaptan şu anda yayında. Öncelikle hoş geldin diyoruz Erdem Özgenç'e. Bulduk. Teşekkür ederim. İyi. Teşekkür akşamlar. Ederiz. Şimdi tabii herkesin sana soruları olacak kaptan. İlk soru benle soru olarak sormayayım da şöyle başlayalım. Bu seneyi bize bir özetler misin? Ankara Gücü'nde işler nasıl gitti sizin açınızdan? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ankara Gücü'nde işler hiç kolay gitmedi. Genel anlamda. Sezon başladıktan sonra yeni bir takım kuruldu. Yeni transferler. Yani aşağı yukarı takımın %85'i, %90'ı değişti. Kolay değildir yeniden takım yaratmak PTT'likte. Süper Lig'den düşen takımların da aslında dezavantajı diye düşünüyorum. Yeni takım yapmak. Mevcut kadroyla devam edebilirse daha da işi kolaylaştırabiliyor ama yeni takım kurmak gerçekten çok zor. Tercihler çok doğru yapıldı diye düşünüyorum. Yani genel anlamda karakterli oyuncular sahaya kendini %100 veren, antrenmanlara kendilerini %100 veren oyuncu grubu geldi takıma. Sağ olsunlar bizi de buraya layık gördüler tekrar. Tekrar Ankara Gücü'nde bir şampiyonluk daha yaşadık. Bununla gururunu yaşıyoruz. İnanılmaz heyecanlı herkes. İnanılmaz yani ilk defa şampiyonluk yaşayanlar da var. Böyle camialarda şampiyon olmak iki katı, üç katı insanın heyecanını arttırıyor tabii ki. Gerçekten zor bir lig oldu bu sene. Zor maçlar kazandık. 90 artıdan sonra yani 7-8 tane maç kazandık. Ne bileyim Bandırma deplasmanında inanılmaz bir maç kazandık. Erzurum deplasmanında inanılmaz bir maç kazandık. Ne gol atmıştın Bandırma orada Erdem? Yani. Evet. Abi bazen işte bize denk geldi. Bizim attığımız goller var. Yusuf'un attığı goller var. Murat'ın attığı kritik goller var. Biliyorum. Oğuz'un attığı goller var. Şimdi yani genelde... Ya orada yalnız o Bandırma'nın kalecisi ne yaptı? Ben onu şaşırdım. Nasıl bir vuruş yaptın? Ya zaten Gökhan'ın biraz fizik anlamda sıkıntısı var. Kaydı mı? Uzanamadı mı? Bilmiyorum ama bir şey oldu orada yani. Bandırma'da inanılmaz. Geldiniz işte o gün Metiner abi maçı. Oradaydım. Yani sen direkt kaleye mi vurduydun orada topu yoksa rüzgar mı götürdün? Yok orada kaleye vurma diye bir şey söz konusu değil yani. Bizim normalde ölü bölgeye topu kesmemizi çalışıyoruz devamlı. Yani ölü bölge. Çünkü mesela son maçta Yusuf'a attım bir tane orta. Evet. Yeni Samsun maçında. Aynı şekilde yaptığımız ortalar yani. Mesela Yusuf ona dokunmasa belki gol olabilir pozisyon. Anlatabiliyor muyum? Ya orada da inanılmaz bir rüzgar var Metiner abi. Yere düştü top birden. O da kontrpiyede kaldı kaleci yani. Yani işte orada öyle bir gol oldu. Ne bileyim. Onun arkasından işte Yusuf'un attığı gol 2-1 galip geldik oradan. Evet. Kırılma maçlarıydı. Bir Denizli maçında Alperen 90 artıda Tuzla maçında Alperen 90 artıda attı. Denizli maçında Yusuf attı 90 artıda. Yani Bursa'ya attığım frikikte muhteşemdi yine. Evet. İşte Bursa maçında 2 dakikada geri döndük falan. Yani evet. Bu gerçekten anlatabileceğimiz çok hikaye var. Anlatabileceğimiz çok hikaye var ama sahaya bazı şeylerin doğru yansıdığını düşünüyorum. Gerçekten iyi çalıştık. Sezon başı inanılmaz iyi çalıştık. Takım sezon başında aşağı yukarı tam takım antrenmanlara başladık. O dönemi biliyorsunuz işte transfer yasağı vardı. Transferler açıklanmıyordu. Hiçbir şekilde fotoğraf paylaşılmıyordu sosyal medyada. Ama gel gelelim iyi çalışıp sahaya %100'ünü veren oyuncu grubuyla iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. İnşallah tüm insanları, tüm Ankara Gücü camiasını mutlu edeceğizdir. Genel anlamda düşüncelerim bunlar. Evet, şimdi Alper abi sen kaptanın maçlarını anlatıyorsun. Hani çok denk geliyorsun. Gençler Birliği'nde de anlattın herhalde daha önce maçını. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi kaptan için biz bugün bir başlık düşünürken, yani bir lakabı var mı diye falan araştırırken bulamadık. Bay asist diyelim dedik hani Ankara'cı kaptan için. Kaptan orta yapacağı zaman falan böyle bir sesini ayarlama yapıyor musun abi? Yani
Erdem'in yok, zaten ortası... direkt şunu söylüyorum. Ankara Gücü'nün en etkili olduğu pozisyonlardan birisi duran toplar, topun başında kaptan Erdem diyorum. O anlayan anlıyor zaten yani. Erdem'e sorun varsa onu da alalım abi. Ne var var. Erdem ya, tekrar kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten senin ve takım arkadaşlarının katkısı bize seninle beraber ikinci şampiyonluğu da yaşamamızı nasip etti. Sağ ol var ol. İnşallah gelecek sezonda beraber olacağız. Seni Süper Lig'de de izleme şansına sahip olacağız. Sözleşme sanıyorum imzalamadın değil mi? İmzaladı. Ya sözleşmeyi uzattı. Dur bir dakika ya. Alper. Bir dakika. Kaptan imzaladın mı? Metiner abi dayanamıyor ya. Ya süresini ya imzaladın önemli. Kaptan ne zaman başka bir şey soracağım. Dur. Böyle biz böyle başkan Faruk Başkan'la sözleştik bu konuyla alakalı. Yani Faruk Başkan'la da sözleştiğin zaman imza atmana gerek yok bir şey biliyorsun. Tamam güzel. O zaman naçizane bir tavsiyem. Asist başı anlaş. Bak normal parayı anlaşma. Abi asist başı anlaşma. Yani asist abi, başkan anlaşır mı sence? Çok daha karlı bir sözleşme olur. Yok, anlaşmıyorlar. Yani, o zaman anlaşmıyorlar işte. Ya, onu diyeceğim Alper abi sen başkan olsan kaptanla asist başı anlaşır mısın? Tabii ki. Daha benim de çok işim abi. Yok daha zararlı benim... çıkarsın asist başı. Olur mu öyle şey Serkan? Benim de çok işime gelir. Onun yaptığı her asist benim puan almam demektir. Benim aldığım her puan federasyondan gelen para demektir. O da bir bakış açısı tabii. Fark. Sıralamam ne kadar yukarıda olursa daha fazla para almam demektir. Dolayısıyla evet. O ne kadar asist yapabiliyorsa biz yapsın. Ben de ona göre anlaşmamı yapayım. Ya benim Alper çok abi, işime gelir. Alper abi ben sana bir şey söyleyeyim. İnan çoğu zaman böyle bonuslu işte asistli bilmem böyle mesela Bursa Spor'da, Karabük Spor'da sözleşmeler yaptım. Hiçbirine alamadım abi biliyor musun? Mesela 25 maça bonus koyuldu. 24 maçta kaldım. Yani şimdi 10 asiste edersin 9 asiste kalırsın. Yani Allah onu nasip etmiyor abi. Vallahi etmiyor. O yüzden diyorum hiç diyorum yani böyle maç oynamaymış, oymuş, buymuş. Hani şu kadar maç oynarsa sözleşmesi uzasın falan. Hiç öyle işlere girmiyorum artık yani. Vallahi doğru, doğru söylüyorsun da ben hem Ankara Gücü'nün menfaatini hem senin menfaatini gözeterek böyle bir şey söyledim. Yani o nasıl bir sağ ayak arkadaş hani elinle atmaya kalksan olmaz o kadar. Hep mi kafasına atıyorsun, ayağına atıyorsun. Yani bunu da işte hem takım için hem de kendin için kullan diye söyledim ama tabii işin espri tarafı da farklıydı. Bir de şeyi söyleyeceğim kaptan. Sen şimdi gelecek sezon Ankara Gücü'nün kaptanı değilsin. Ankara Gücü'nün teknik adamısın. Yarından itibaren ne yapardın? Abi ben şöyle ilk burada şampiyon olduğumuzda İsmail Hoca'ydı biliyorsunuz. İsmail Kartal'da hocamız. Adana Demir maçından sonra inanılmaz sinirliydi. İnanılmaz sinirliydi yani. Adana Demir maçını oynadık. İnanılmaz anlam veremediğim bir siniri vardı o dönemde. Bilmiyorum neden. Uçağa bindik. Hala agresif. Yani hala agresif yani. Ya dedim ki hocam şampiyon olmuşsun. Para yok. Transfer yapamamışsın devre arası. Bu kadar zor şartlarda geri dönüş yapmış kulüp. Yani git bir gururunu yaşa. Onurunu Yalnız ben Erdem'in son söylediklerini hiç anlamadım. Keyfini yaşa. Keyif yap. Ama gelmedi mi sesin? Bir tekrar bir internetinde bir aksaklık oldu kaptan istersen. Yeniden o kısmı alalım. Şeyi diyorum şimdi. İsmail Hoca çok sinirlendi maçtan sonra. Adana Demir maçından sonra. Berabere bitti maç. Uçağa bindik. Uçak da hala sinirli. Dedim ki hocam dedim. Git dedim İstanbul'a. Git ailenle bir güzel zaman geçir. Gururunu yaşa. Zor şartlarda transfer yapmadan, devre arası transferi açmadan, parasız, pulsuz, yani inanılmaz bir şampiyonluk yaşamışsın. Git gururunu yaşa dedim ya. Bir hafta bir dinlendir yani. Bir huzur yandan aç, gidecekler, kalacaklar, transfer listen, kimi düşünüyorsun, kimi istiyorsun, yönetime sun,
olur veya olmaz. Şimdi bu benim düşüncem olduğu için aynı şeyi yapardım. Şu anda tamamen aynı şeyi yapardım. Yani şimdi 3 hafta önce şampiyon olmak da kulübün önünü de açtı açıkçası. Şimdi eskiden mesela düşeceğiz mi kalacağız mı ligde? Program yapamıyorsun. Şimdi şampiyon olacak mıyız olamayacak mıyız? Gene program yapamıyorsun. Gelecekle alakalı. Şimdi 3 hafta önce şampiyon olması aslında kulüp açısından çok güzel bir kapı açtığını diyebilirim yani. Şimdi gelecekle alakalı. Şimdi tabii ki burada şimdi projeler nedir, ne değildir, kimler gelecek, kimler gidecek. Tabii bunlar bizim haddimiz değil. Bunları söylemek de düşünmek de haddimizde değil. Ama şunu söylemek istiyorum. Ankara Gücü ikinci kez ben burada şampiyonluk yaşıyorum. İnşallah ilk seferde şampiyon olduğumuzdan sonraki süreç gibi bir süreç daha yaşamasın istiyorum yani. Çünkü artık yavaş yavaş futbol yaşantımızın da sonuna geliyoruz. İnşallah yok bu camiayı... Yok da maşallahım var. Abi maşallahım var ama kağıt üzerinde öyle olmuyor maalesef. Biliyorsunuz bu yani futbolu biliyorsunuz yani. Ya aşağı yukarı Ronaldo ile aynı yaşasın nereden? Gözünü seveyim ya, yani. Abi şimdi belki seneye bırakacağım futbolu. Belki bu sene bırakacağım. Bilmiyorum yani. Hani hayat bize neyi sunacak bilmiyorum. Ama şimdi Ankara Gücü'nde biz gideceğiz. Biz bizden sonraki nesil de gidecek. Başkan gidecek, o gidecek, bu gidecek. Yani çalışan insanlar değişecek içeride. Herkesin bir ömrü var. Ama camia kalacak. Yani bu ama bir Avrupa görelim de öyle git Erdem be. Efendim bir abi? Avrupa görelim de öyle git. İnşallah. İnşallah. Allah nasip eder de inşallah o günleri görürüz burada yani. Yani biz Karabük Spor'la gördük yani Avrupa Kupası. Yani Karabük tarihinde ilk defa Saint-Étienne geldi. Rosenborg geldi. Ya o Saint-Étienne maçına gittim ben. Karabük'teki maçı da anlattım. Fransa'daki maçı da anlattım. Ya o kalecinin o penaltıları çıkartmasa nasıl bir çatır çatır Tolunay hocaydı değil mi o zaman hoca? Hikmet Hoca ile ben anlatmıştım galiba abi. Evet evet o da yorum yapmıştı. O da yorum yapmıştı yanımda ama gerçekten nasıl bir top oynadınız o gün? Karabük Spor'da onlar yaşandı yani. Şimdi Ankara Gücü'nde neden yaşanmasın? Neden bu koca camiaya yani, başkentin takımı Avrupa'ya gitmesin, Şampiyonlar Ligi oynamasın? Neden oynamasın yani? Zaten yine söylemiştim. TRT'ye de bir röportajda söyledim. Yani takım şu anda Ankara Gücü camiası gerçekten belki uzun yıllar sonra en parlak dönemlerinden bir tanesini yaşıyor. Hem mali anlamda hem de kulübün yapısı olarak yani bir kurumsallaşma söz konusu. İnşallah bu da seneye lige yansır. Yani yürekten istiyoruz tabii ki de. Biz de artık taraftar gibi olduk yani burada taraftarın tabii ki de onlar kadar duygusal olarak bazı şeyleri yaşayamasak da ben burada duygusallığımla %90'ımla yaşadım yani bazı şeyleri Ankara Gücü camiasında. Buraya gelen burayı çok sever. Onu söyleyeyim. Burası böyle bir camia. İnanılmaz bir aurası var. Her zaman söylüyorum. Bu camianın çok büyük bir aurası var. Kulübün içine giren herkes bunu hissedebilir yani. O yüzden burası başarılı olması gerekiyor Alper abi. Yani İnşallah. İnşallah. Ya, sizinle beraber. Vallahi olmasa gerek. Evet şimdi Berkay senin sorunu alacağım ama senin sorunla beraber sevgili Sporanki'den Fahrettin Türkcan'ın da bir sorusu var. Erdem gibi bir isim için neden Avrupa olmadı mesela? Hani bu kadar karakterli, düzgün ve yüreğini sahaya koyan bir futbolcu neden hani mesela daha farklı yerlerde olmadı? Hem onu sorarız senin sorunu da alalım bu arada Berkay. Evet. Ben mi şey yapayım? Evet Berkay. Arada sorayım. Sevgili Büyük Kaptan özellikle çok teşekkür etmek istiyorum emeğine. Şöyle bir şey var, takım oyunlarında kaptan çok önemli bir rolde. Futbolda zaten öyle. Ben eski bir handbolcu olarak da söyleyeyim. Kaptan çok kritik bir roldedir. Bir. İki, bu sene unutmasın camiamız çok zor bir sezonda aslında. Bizim takımımız başa, çünkü takımlar çok denk. Şimdi takım ligin yarısı düşmeye oynuyor neredeyse. Ligin yarısı düşecek. Şimdi denk ve zor bir lig. Tecrübeyle bu işi götürdünüz ve beden dilinde falan da sevgili kaptanın çünkü bu taraftar şeyi süzer. Sevgili Erdem kaptan bunu hissediyor, biliyor. Bu taraftar çok iyi izler. Beden dilini de izler. Bu takıma kaptan olarak yakışan
Büyük bir isimdi. Emekleriniz için çok çok teşekkürler. Öncelikle onu söylemek isterim. Çok büyük bir emek. Asistleri dışında, asist ve oyun yani skora katkı dışında çünkü takımı topladı. Benim gördüğüm bir taraftar olarak da izlediğim sahada o beden diliyle. Çünkü 80 artıda, 80'den 90'a kadar bu seneyi eğer biz özetlersek 80'den 90 artıya kadar oynadık aslında. O maçlarda bizim işimiz değişti. Şimdi playoff'ta falandık belki. O 80 sonrası goller olmasa yani asistler, kafalar, bilmem neler, karamboller, şunlar bunlar. Şimdi playoff'ta şey hesabı yapıyorduk. Kim kimle denk geliyor, ne yapacağız falan. Şimdi çok kritik. Orada bunu tutmak çok kritik. Öncelikle hem teşekkür edeyim hem bunun değerinin bilindiğini söyleyeyim. Yakışıyor da kaptanlık. İnşallah Alper abinin dediği gibi Avrupa'yı da yaşarız. Benim sorum tek şu olacak. Ben çünkü hani şeyi sormak isterim de bir yandan profesyonel futbolcu, bir yandan şey, bir yandan kulüp, bir yandan şimdi çok geniş bir soru sorulamaz bu anlamda ama şey, bir kaptan olarak şunu sorayım. Tecrübeli bir isim. 84-85 doğumlu, yani tecrübesi var. Bolu'su, Karabük'ü, farklı lig tecrübesi de var. Ankara Gücü toplamda sevgili kaptan, çünkü toparlayıcı da bir isimdi. Tam da kaptandır ama yani Pazuman'da gerek yok. Yani şey olarak da öyle gösteriyor. Sahadaki o fizik duruş, etkileşim, iletişim oyuncularla. Nasıl, ilişkiler zor muydu? Çünkü o ilişkilerin özelliğiyle biz 80 artıda kazandık. Ben eski bir sporcu olarak bunu söyleyeyim. Yani o motivasyon olmasa, sen kralınla oynasan, çok iyi topçuyla oynasan, iç dayanışma olmazsa o iş olmaz. Yani belki 11'in 11'i değil ama bir 6-7'sinin inanılmaz motive olması lazım. Biz öyle maçlar kazandık. Bu motivasyonu kazandırmak kolay değil. İlişkiler nasıldı? Zor mu toplandı? Yoksa işin kolay mıydı sevgili kaptan? Onu sorayım. Çok teşekkür edeyim. Kaptan, peşine bir soru da ben sorayım. Daha önce Atilla abinin programda açıklamıştı ama çok fazla soruluyor. O beyaz atlet muhabbeti var ya, sürekli dışarıda. Hı hı. Sonra da bir onu açıklarsan bir kez daha. Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Değerli düşünceleriniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki de burada yaklaşık hocalarla beraber yöneticileri, sahaya 45 kişi falan var takımın için. Şimdi hocanın işi futbolcu bazında, futbolcularla diyalog bazında çok zor oldu. Oyuncuların biz arasındaki ilişki çok farklı oldu. Personelle ilişkileri daha farklı oldu. Şimdi bizim burada bir önceki dönemde oynamış olmamızdan dolayı gerçekten futbolcu arkadaşlarımız çok büyük saygı duydular. Onlara da bir kez daha teşekkür ediyorum. Yaşımızdan dolayı, işte performansımızdan dolayı, antrenmanlarda verdiğimiz performanstan dolayı çok büyük bir saygıları oldu. Saygı olmazsa bu işin içinde hiçbir türlü ilerleyemezsiniz. Hiçbir türlü başarılı olamazsınız. Biz burada saygı ortamını çok güzel yarattık. Bazen çıkışlar oldu. Fevri çıkışlar oldu. Oynamayan oyuncuların bir takım kaprisleri oluyor biliyorsunuz. Öyle belli oluyor zaten kaptan. Bunu hissediyor ya, taraftar görüyor. Aynen. Aynen. Yok yok, bu görünmeyecek bir şey değil. Beden dilinden alıyorsunuz yani bazen. Hem performansa yansımıyor hem de negatif bir elektrik alıyor insanlar. Şimdi kolay olmadı çünkü kariyer olarak da üst liglerde oynamış, Avrupa'da oynamış oyuncularla beraberdik bu sene. Biliyorsunuz yetenekli oyuncular kaprisli oyuncular oluyorlar çoğunlukla. Yani idare ettik diyelim. Çok fazla idare ettik diyelim. Bazı şeyleri idare ettik, bazı şeyleri gördük. Sesimizi çok fazla çıkarttık. Bazı şeyleri görmemezlikten geldik. Hoca da nitekim öyle. O ayarı yapmak çok önemli ilişkilerde. Yani köprü olduk bazı dönemlerde. Köprü olarak bizi kullandı oyuncular. Onların duygularını hocaya taşıdık. Hocanın duygularını oyunculara taşıdık. Böyle bir birliktelik yaşadık. Ama inanın hiç kolay olmadı. Yani belli bir seviyedeki oyuncularla bu diyalogları kurmak gerçekten zor. Yani bazı şeyler yaşamış, geçmişe dönük bazı şeyler yaşamış oyuncularla çok zor. Ama iyi idare ettiğimizi düşünüyorum. İyi bir birliktelik yaşadığımızı düşünüyorum ve oyuncu grubu gerçekten teslim oldu bize yani. Hani söylediklerimizi dinlemeye çalıştılar.
hiçbir şey onların hata yapması için biz bir şey söyleyecek insanlar da değiliz. Biz bulunduğumuz kulübe bugüne kadar her oynadığım kulübe kulübe daha doğrusu katkı vermek için bulundum. Kulübün büyümesi için, kulübün var olması için çok fazla enerji sarf ettim. Ama bu sene inanın yani hem zihinsel olarak hem beden olarak bu sene inanılmaz yoruldum. Yani gerçekten çok büyük bir sorumluluk aldık. Biz sezon başı buraya geldiğimizde Metin Er abi belki biliyordur başkana söz verdik. Yani ben dedim ki bir kez burada şampiyonluğu yaşadık. O hazzı yaşayacaksın başkanım dedim burada. O mutluluğu, o gururu yaşayacaksın dedim. Allah'a şükürler olsun yaşattık bunu bütün camiamıza. Ama hiç kolay olmadı. Yani çok süreçler yaşadık. Bazı şeyler konuşulur, bazı şeyler konuşulmaz. Çok fazla süreçler yaşadık. Ama ipi gösterdik çok şükür. Önemli olan buydu. Gemiyi limana yanaştırdık diyelim yani. Çok kısa tekrar teşekkür ederim sevgili Serkan. Ufak bir şey etkileyim. Burada şey sorulmaz dediğim gibi sormak zor. Bir dönem oynamadın, sırf niye oynamadın diye onları falan soracak şeyim yok. Hani çeşitli şeyler çıktı ama. Taraftan, ben sorarım derim ama. Samsun'a gitti Berkay. Ben biraz şey. Berkay Samsun'a gitti. Profesyonel gazeteci şeyleri. Ben bir taraftan da böyle üstüne titrerim. Camiamız bir yandan profesyonel çok sevgili büyük kaptan. Hani sezonumuz var hocamız. Allah razı olsun hepsinden büyük emekler verdiler ama taraftar şunu hissetti hocam ben somut da söyleyeyim. Mesela Ali Kağan'ın forma aşkı oyuna girdikten sonra deli gibi koşuyor muhtemelen orada başka bir diyalog var. Oğuz'un ayrı hareketleri. Geraldo geçen seneden zaten sıkıntılıydı bu sene kuzu gibi oldu inanılmaz ilişkiler tamam mı? Yani bunlar Murat ayrı herkesin beden dili şeyi bunu organize etmek kolay değil. İltifat olsun diye burada olduğu için de söylemiyorum. Arkadaş çevremde çok söyledim Erdem kaptan olmasa çok samimi söyleyeyim. Çünkü takım sporlarında şuna inanıyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Ya yani handbolle hep örnek veriyorum ama futbol da böyle handbol takım sporunda o ruh, o ekip ve onun temsili çok kritik. Teknik direktör de değil, aradaki kaptan. Yani Erdem kaptan bu sene olmasa belki çok farklı şeyleri tartışıyorduk çok samimi söyleyeyim. Sadece oyuncu yeteneği değil çünkü performans ortaya koyma ya bunların hepsi ciddi enerji ortaya çıkartan genç isimler. Birbirini seven var, sevmeyeni var. Eren gibi bir kariyerli isim. Ama şansı yaver gitmiyor. Formsuzdu. O 8-9 gol attığı bir performans. Hani hepimiz istedik. Atsın iştahlansın falan diye. Herkes öyle moral veriyor. Ben kaptana bakıyordum. Mesela inanılmaz şeyin motivasyonları. Yani kaptanın sadece asistlerini görmedi taraftan. Ondan emin olabilir. Oyun içinde, saha içinde. Geçen Ovusya mesela. Ondan önce başkasına hadi ya tamam buradayız falan gibi. O moral bunlar kazandır diye düşünüyorum. Tekrar emeklerin için. Allah razı olsun. Güzel çok bir sezon. Çok teşekkürler. Evet. Sağ olun abi. Önemli, güzel bir şey. Kaptan zaten yorumlarda da geliyor. Bayrak bir isim. Hani 2019'da Emre'yi omzuna alıp sahada gezdiğin kare hiçbir zaman unutulmaz kaptan. Onu söyleyeyim. Omzuna alıp girdin. Zaten orada gönülleri fethettin. Bununla ilgili de çok yorum geliyor. Şimdi Metin Er abiye ben sözü vereyim. O sabırsızlıkla bekliyor. Onun soruları var herhalde. Ya ama daha iki tane cevaplanmamız soru var. Onları hatırlatayım. Bir Avrupa bir Fahrettin şeyi sormuştu. Evet. Niye Avrupa hiç olmadı diye sormuştu. İkinci de beyaz atlet. Beyaz atlet. Evet. İkisi de abi, bir şey, onları bir. Şeyi söyleyeyim. Avrupa niye olmadı? Şimdi bizim ben Kartal Spor'da oynarken o zaman ben yaşlı olduğum için yani. O zaman benim çocukluğum da. Aynen. O zaman sosyal medya sen hatırlamazsın ki. Ben hatırlamam çocuktum da. Şimdi Kartal Spor'da 14 asist 6 golle sezonu bitirdim. Yani 14 asist 6 golle sezonu bitirdim. Bolu Spor'a transfer oldum. Yani yine Sarbik miydin? Şu anda 21 yaşında 22 yaşında bir oyuncu 14 asist 6 gol yaparsa PTT Ligi'nde herhalde Avrupa'ya falan gider yani. Avrupa'da hem de iyi bir takıma gider Avrupa'da. Yani bizim şanssızlığımız dönemsel olarak. Mesela Gökhan Gönül benim yaş grubumda. Gökhan Gönül'e denk geldim. Yani çok iyi bir futbolcuya denk geldim yani. Kendi yaş grubumdan. Aynı yaşta. Şimdi mesela milli takımı tamamen kapattı. Mesela milli takıma gidemedim. O dönemde Karabük'te inanılmaz iyi işler yaptım. Almancı popülasyonu işte Almanya'da yetişmiş oyuncu popülasyonu çoğaldı Türkiye'de ve o dönemde Almanya'dan oyuncular gelmeye başladı milli takıma. Böyle de bir şekilde önümüz kapandı. Karabük Spor'da
Avrupa oynadığımız sene Valencia istedi, Werder Bremen istedi. Ama çok düşük kontratlar önerdiler. Bursaspor'a gitmeyi tercih ettim. Yani orada aslında 31 yaşındaydım. Avrupa yapabilir miydim? Yani bu yaştan sonra da olmaz diye. Çok meblağlardı. Niye Erdem, biz 34-35 yaşında, yani Ankara Gücü için söylemiyorum, genelde söylüyorum, 34-35-36-37 yaşında yabancı adamları alıyoruz. Türkiye'ye geliyorlar abi. Yani. Türkiye'ye geliyorlar. Biz alıyoruz. Ben Valencia'yı istedim. Valencia'ya gitseydim, Valencia'dan dönüşte PTT Ligi'ne bir yere gelirdim. İnan bana. Yani Türkiye'de maalesef Türk oyunculara istediğin kadar performans ver, yine ikinci sınıfsın. Fark etmez. Doğrusun. Fark doğrusun, etmez. Haklısın. Yani şampiyon oluyorsun işte, unutulup gidiyorsun yani. Fark etmiyor. Yani maalesef ya, böyle. Böyle yani. Beyaz atlet. Beyaz atlet ne biliyor musun Metin Er abi? Şu formanın içindeki bu plastik yapı var ya. Evet. O bedenime değsin istemiyorum abi. Atleti sırf evet. O yüzden diyorum, biliyor musun? Başka bir şey yok yani. Tamamdır. Tamam. Aynen. Erdem, şimdi Bursa Spor'dan bahsettim biraz önce de. Tabii Bursa Spor'da dönedin. Nedense tabii sen de bunu sıkça söylüyorsun. Ankara Gücü'yle senin bağın çok farklı. Yani kariyer performansının çoğunu Ankara Gücü'nde yaptın. Ya onu, Ankara Gücü'ne ayrı bir istersen bir kez daha bahset. İkincisi de bu hafta şimdi bir Bolu maçı var. Sen yayına bağlanmadan önce de hep onu tartıştık. Ankara Gücü nasıl bir kadroyla çıkacak? Şimdi biraz Alper'in ilk sorusuna, ya biraz relax olun. Hani biraz şampiyonluğun keyfini yaşayın. Yani böyle bir şampiyonluğun keyfini yaşayan bir takım olarak mı maça çıkacaksınız? Yoksa Bursaspor'un Gençler Birliği'nin sorumluluğunda biraz ağır bir sorumluluk veriyoruz gerçi sizlere de. Bu sorumlulukla mı bu maça çıkacaksınız? Ben Hakan Bilgin Başkan yardımcısıyla görüştüm de hoca gençlerden bazılarına yer verebilir demişti. Yani şimdi az buçuk kadroda yavaş yavaş şekilleniyordur. Salı günden biliyorsun kadroyu. Yara benim öyle bir iddiam vardı. Şu anda Oluyordu. Şu anda öyle söz konusu değil. Hani kadronun şekillenmesi gibi bir durum söz konusu değil ama Metin Ara, ben sana şöyle söyleyeyim. Evet. Şimdi ben 2 sene Bolu Spor'da oynadım. Evet. 2 sene Bursa Spor'da oynadım. Gençler Birliği'nde oynadım. Evet. Yani öyle. Şimdi hepsi... Yukarısı bıyık sakal meselesi. Evet. Mesela Bolu Spor kalfalık yıllarımdı. Bursa Spor'da ustalık yıllarımdı. Gençler Birliği'nde tam şef oldum artık yani. O evet. Dönemde. Şimdi hepsinde bir parçamızı bıraktık. Bütün kulüplerde bir parçamızı bıraktık. Şimdi bizim açımızdan ben şöyle bakıyorum hayata. Çoğu yerde haksızlığa uğradık. Çoğu yerde. Yani bunu inanın bana yani. Hani bunu içimden gelerek söylüyorum. Gençler Birliği'nde olsun, Bursa Spor'da olsun. Haksızlığa uğradık. Ama gerçekten bir parçamız kaldı kulüplerde, oynadığımız kulüplerde. Bu hafta bizim açımızdan stresi en fazla olan maçı oynayacağız diye düşünüyorum. Yani herkesi ilgilendiren bir maç. Bütün takımları ilgilendiren maç. O yüzden Ankara Gücü bir duruş gösterecektir diye düşünüyorum. Kendi şahsi fikrim bu. Neysek onu oynamamız gerekiyor yani. Bize yakışanı oynamamız gerekiyor. Ankara Gücü camiası her zaman bir duruş gösteren camiadır. Yıllar ayakta kalabildi. Ender camialardan bir tanesidir. Biz de bir duruş göstermemiz gerekiyor. Ankara Gücü takımı neyse onu oynayacaktır bu hafta. Benim şahsi fikrim. Doğrudur. Bu performansının Ankara Gücü'nde artmasıyla ilgili olarak nedir? Yani Ankara Gücü'ne şimdi Tefe'nin birincilikte son şampiyonlukta yine müthiş bir performansın vardı. Ayrıldın, gençlere gittin, Tuzla'ya gittin. Arada başka takım oldu mu? Abi Fahrettin'in bir sorusu var. Kaptan, Etimesgut Şekerspor var aslında. Çok iyi bir kadro kurulmuş bir dönemde sen Etimesgut Şekerspor'da da yazdın. Oradaki oyuncular ne kattı? Kendisine ne götürdü diye de bir soru var. Fahrettin'in öyle bir sorusu da var. Ona da değinelim. Şunu söyleyeyim ilk önce. Şimdi
Bursa Spor'a gittiğimizde Bursa Spor'da Şenol Güneş'ten sonra, Şenol Güneş döneminden sonra gittik Meten abi. Yani Şener oynuyordu. Şener Fenerbahçe'ye gitti. Şener'den sonra ben gittim Bursa Spor'a. Yani aslında çok büyük beklentilerin olduğu bir şampiyonluktan sonra geldik Bursa Spor'a. Şimdi Bursa Spor'da şöyle bir şey vardı. Hiçbir oyuncuyu beğenmiyordu taraftar. Hiçbir oyuncu. Çünkü en tavanı gördüler yani. Şampiyonluk gördüler Süper Lig'de. Evet. Hiçbir oyuncuyu beğenmiyorlardı ve şöyle bir şey. Bursa Spor'da ilk oynadığın maç iyi oynadın. Oynayamadın. Yandım Metin Era. Bütün sezon oynayamazsın yani. Performans veremezsin. Ama Ankara Gücü'nde de böyledir. Normalde de kaptan sen müthiş bir performansına kim ne diyebilir? Yok yok. Burada şimdi adam Eren 9 gol attı. Yani bir görüyorsun nasıl eleştirildiğini görüyorsun. Yani 9 gol az yok, gol değildir normalde. Çoğu oyuncu eleştiriliyor abi. Eleştirmeye de bir şey yok. Ama şimdi bel altı vurulduğu zaman biz mesela Bursa'da ben çok fazla küfür yedim yani. Tabii. Çok fazla küfür. Şimdi Bursa'da çok fazla küfür yedim. Ankara Gücü'ne geldim. Berkay da bu arada Bursa'da yaşıyor. O maçlarda vardır mutlaka. Yok. Çok kısa. Kaptana ufak bir şey ekleyeyim. Lig dördüncüsüyken çok fazla küfür yediğimizi hatırlıyorum yani. Evet. Lig dördüncüsüyken. Tabii. Kaptana ufak bir şey ekleyeyim. Kaptan devam etsin lütfen ama ben Bursa'daki bu şeyi Ankara'da veya başka yurt dışında falan da görmedim. Çok zor burada oynamak. Çok samimi söylüyorum. Ya sahaya şişe yağıyor. Topçu pozisyon kaçırınca bizde olmaz öyle şey. Bak burada mesela pozisyon kaçıyor sahaya şey yağıyor ya. Böyle bir şey var yani. Çok zor. Burada oynamak gerçekten zor. Anlıyorum. Bursa Spor'dan Ankara Gücü'ne geldiğimizde şimdi çok fazla küfür yedik. Çok negatiflik verdiler yani bize, öyle söyleyeyim. Onun neticesinde buraya geldik. Burada 19 Mayıs stadında yürü be oğlum diye bağırmaya başladılar. Şimdi bunların hepsi etken yani abi performansı. Bir de gerçekten duygu da çok önemli. Mesela ben buraya ilk geldiğimde Ergin Keleş konuştum. İlan zaten buranın durumunu çok iyi biliyordu yani önceki dönemde. Ergin o Sivas'ta işte formaları ıslanıp tekrar ikinci yarı aynı formayla oynayan ekipteydi. Şimdi Ergin bana dedi ki hayatında yaşamadığın duygusallığı yaşayacaksın dedi. Yani öyle bir kulübe geldin kardeşim dedi. Şimdi geldik buraya, bunları bana anlattı. Bunların neticesinde kulübe geldik, her yer dağılmış. Her yer dağılmış. Böyle bir şey olamaz. Geldik halılar yırtık, duvarlarda yazılar var falan böyle yani inanılmaz bir ortama geldik. Ve üçüncü, dördüncü maç Rize Spor maçından döndükten sonra işte buralara, köy kasaba sığmıyoruz biz statlara demeye başladılar. Şimdi ben hala duyduğum zaman tüylerim diken diken oluyor. Vallahi bilmiyorum, benim yani de şimdi böyle oldu yani. Evet. Etkiledi beni. Vallahi çok etkiledi. Yani ne zaman duysam böyle bir duygusallaşıyorum yani. Bilmiyorum neden. Şimdi bunun neticesinde de gerçekten sahaya istediğini verebiliyorsun yani. Verebiliyorsun. Evet. Burada her zaman söylüyorum. Buraya gelen oyuncu %200'le oynuyor abi. %200'le. Bu kulüp böyle bir kulüp yani. Altın Ordu'nun devre arasında ne oldu Erdem? Eyvah. İzmir'deki Altın Ordu maçının. Neler olmadı ki? Abi bazen şeylerin olması gerekiyor işte. Belki de dönüş maçı oldu ya. Gerçekten dönüş maçı. Yani arkasından bak Samsun'da kadroya girmedin, alınmadın kadroya. Bilmiyorum yani o maç bizim dönüm maçımız oldu. Yani orada o kaybedildi. Arkasında tabii yani gerçekten bir dönüm maçı oldu. Yani Ankara Gücü'nün yani dönüm maçları işte kırılma maçları falan denilir ya. Yani mesela Bolu maçıdır bir tanesi. Bolu'da evet. O ikiniz de oynamadıydınız işte, ondan sonra gittiniz Bolu'da ikiniz birlikte, hem Sinan hem sen nasıl yaptın, Sinan gol attı, hatırlıyor musun yani? Şampiyonluk Samsun maçından sonra geldi. Adamın 50 tane asisti var. Ama hangi yani birini hatırlasın ya? Efendim? Ya adamın 50 tane asisti var. Hangi birini gerçekten hatırlasın? Şampiyonluk kırılma yani sezonun en önemli maçı bence Samsun'da kaybetmemiz, arkasından Bolu'da kazanmamız yani. Yok, sezonun kırılma maçı Samsun maçı sonrasıydı abi.
Doğrudur. Samsun maçı sonrası Bolu ile başladık, 6'da 6 yaptık. O süreçti yani. Yani en büyük seri orada geldi zaten. Erdem'le Sinansız bu takımın olmayacağı birileri gördü. Ondan sonra o 6'da 6 ya, galibiyet geldi. Ben de öyle söyleyeyim. Birileri kim? Metin Erbey. Şöyle söyleyeyim. Ha, yani. Şimdi onu ben sana yarın anlatırım. Tamam. Evet, kaptanı da zorlamayalım bu konuda. Bu reklamı. Tamam. Yok, ben Metin Erbey'e sordum zaten, kaptana değil. Bu kulübü, bu camiayı çok sevdiğim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu kulübü, bu camiayı çok sevdiğimiz için, burada duygusallığımız çok fazla, yoğunluk yaşadığımız için bazen yapılmayacak şeyleri de yapabiliyoruz. Bazen yapılması gereken şeyleri de yapman gerekiyor. Yapman gerekiyor. Yani bazen kendine de zarar verse yapman gerekiyor bazı şeyleri. Mecbursun yani. Takımın bir yere gelmesi için mecbur bazı reaksiyonlar vermen gerekiyor. Sezonun içinde çok oldu aslında Metiner abi. Yani bu sadece bir maçlık değil. Yani diğer oyuncularla da alakalı bir farklı şeyler yaşandı aslında ama tabii ki de bir gün sürdü, iki gün sürdü. Fazla sürmedi. Aklıma ne geldi biliyor musun kaptan Metiner abi? Tabii bazı şeyler olabiliyor. Hiç istemesen de düşünemesen de aklına gelmese bile ama hani Mehmet İğner'de Mehmet Çakır falan iniyordu ya aşağıya. Oluyor bazen işte kulüplerde böyle şeyler ya. Evet evet. Yani olması gereken yerde oluyor, öyle söyleyeyim yani. Ama eğer kaptan bu hakikaten olması gereken yerse en doğru hamle. Abi Karabük'te de yaşadık. Karabük'te de yaşadık. Yani ben mesela Fenerbahçe maçı oynayacağız. Yenemesek küme düşüyorduk. Yani Fenerbahçe ile oynuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye, o zaman işte Başakşehir, Kasımpaşa ile oynuyor. Yani antrenman açıp perşembe günü antrenman yapacağız. Antrenmana çıkmadan önce dedim ki 4-5 kişi, Hakan Özmert'e falan söyledim. Dedim ki kavga çıkartacağım bugün. Bana dedim sakın dedim şey yapmayın. Dalaşmayın. Bugün dedim kavga çıkartacağım. Çünkü artık böyle tatil moduna girmiş yabancılar. Tatil moduna girdiğin zaman en tehlikeli andır abi. Şimdi biz de hayatımız boyunca biz orada parmakla göstereceğiz. Bunlar bizi düşürdü diye. Şimdi burada nasıl şampiyon olduysak, insanlar bizi nasıl hatırlayacaksa aynı şeyleri aslında tam tersini orada yaşayacaktı. Bunlar bizi düşürdü diyeceklerdi. Antrenmana çıkarken dedim ki bugün kavga çıkartacağım. Bana dedim dokunmayın. Sakın dedim dokunmayın. Bugün kafaları kaldırmamız lazım dedim. Lua Lua ile o zaman tekme tokat kavga ettik mesela. Soyunmasını. Tekme tokat ama. Tekme tokat kavga ettik. Maçtan sonra antrenmandan sonra işte kavga ettikten sonra takımın da en büyüğü Lua Lua'ydı o dönem. O çattı yani niyeyse. Yani hani hakikaten yanlış bir seçim olmamış mı kaptan ya? Seçimle alakalı değil işte. Kim bana çatarsa kavga edeceğim dedim. Ondan sonra akşam geldi mesela Metin Erer bana dedi ki dedi Erdem seni inanılmaz seviyordum dedi ama bugün seni bıçaklamak istiyorum dedi yani. Bugün seni bıçaklamak o da senden psikopatmış canım yani. O da beni ortadan ikiye böler yani öyle bir şey var. Ondan sonra işte ben bazı şeyleri anlattım. Yanımdan çıkarken dedi ki sen rahat ol dedi. Maçı bana bırak dedi. Senin için oynayacağım bu maçı dedi. Yeter ki insanlar size bu gözle bakmasınlar dedi. Bir gol bir asist yaptı. 3-2 yendik Fenerbahçe'yi. Ama Lider. Bravo. Karakterliymiş. Bazen gerekiyor abi. Bazen evet. Gerekiyor bazı şeyler. Yaşanması gerekir miydi? Bilmiyorsun. Ama gerektiğini düşünüyorsun o dönemde. Sonuca baktığın zaman da iyi ki de yaşanmış diyorsun. İyi ki bazı şeyleri zamanında yapmışız diye düşünüyorsun. Neticesinde işte şampiyonluk geldi. Ya konudan biraz ayrı ama şimdi kaptan da bunları anlatınca aklıma da yarın da görüşeceğiz gerçi. Huri Beş Mehmet abi geldi. Bu Beşiktaş'ta oynadığımız kupa maçının rövanşı. Erdem sen o zamanlara denk geldin mi? Yani oynadın mı hiç? O zaman hani soyunma koridorlarında ısınırsın. Sağ içerisinde değil de ufacık bir dar alanda koridorlarda ısınırsın. İki takımın da soyunma odaları yan yanadır falan. Biz Beşiktaş'la kupa rövanşını Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda işte öyle bir zamanda oynayacağız. Ama İstanbul'da öyle bir maç oynanmış ki yani hakemiyle taraftarıyla takımıyla bizi bir hayli ezmişler orada.
2-0 da kaybetmişiz. Burada rövanş var. Kupayı aldığımız seneden bahsediyorum. Ama bizimkiler yani öyle bir hırslanmış, öyle bir bilenmişler ki bizimkiler koridorda ısınmayı yapıyor ama konuk takım soyunma odasından çıkamıyor ısınma yapmaya. Huru Beş Mehmet de kapı devir Metiner abi. Yani soyunma odası şimdi artık hani fiberglaslı, plastikli bilmem ne pimapendi değil. Yani demir kapı. Abi kafa atıyor kapıya. Çıkın dışarı, çıkın dışarı diye. Kimse çıkmıyor. Abi o maçı 3-0 alıyorsun sen. Yani kaptan çok haklı. Bazı yerlerde bir takım şeylerin yapılması gerekiyor. Böyle bir aklıma geldi söyleyeyim. Yalnız bugün sosyal medyada çok tesadüf. Yani birisi paylaşmış. Kaptanın da tabii milliyetçiliğinde bilirim. Hangi takımda? Bursa'dayken Deniz Naki'ye bir girmişsin abi. Hatırlıyor musun? Evet, Ahmet Spor maçı herhalde. Ahmet Spor maçında. Uçarak nasıl? Ya bu ne bir cansızlık kaptan ya. Sen hiç mesela öyle bir ikinci hareketinin olduğunu gördün mü Erdem'in? Ben hiç görmedim. Yıllardır takip ediyorum. Erdem'in gerçekten yani böyle bakıyorsun. Ya Fair play'le oynayan bir adam. Bazen demek ki insan olur. Şimdi hani Altın Ordu maçının devir arası falan. Ya Erdem'e bakıyorsun. Ya bu Erdem nasıl böyle bir şey yapabilir falan diye düşünüyorsun ama demek ki insanlar olabiliyormuş. Bu futbol farklı bir şey. Kaptanlıkta biraz önce çok vurgu yaptı Berkay. Kaptanlıkta çok farklı. İşte insanlar böyle hem kaptan oluyor hem böyle adam oluyor diyeyim. Erdem iyi ki Ankara Gücü'ne gelmişsin. İyi ki tanımışız, iyi ki kaptanımız olmuşsun. Bilmiyorum kaç dakikamız kaldı Serkan? Abi 2-3 dakikamız var da Atilla Kiper'in bir sorusu var. Hem tamam. De Berkay'a da bağlayacağım oradan. Tamam. Berkay deyince kim olduğunu anladınız zaten siz. Şimdi kaptan Berkay için derler ki Geraldo'nun gizli menajeri diyorlar. O kadar hayranı ki. Şimdi Atilla abi şunu soruyor. Geraldo'nun performansında kaptanın etkisi nedir diye soruyor. Bence güzel bir soru. Abi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Geraldo gerçekten inanılmaz iyi bir karakter. İnanılmaz yani. Yani şimdi karakter olarak hep yüzü gülüyor. Kimseyle problem yok. Yani inanılmaz pozitif bir adam yani. Onu bir kere söyleyeyim. Ve bana göre Geraldo tam bir takım oyuncusu. Ben bunu defalarca söyledim, kendine de söyledim yani. İyi anlaşıyorum çünkü takım oyuncusu olduğu için iyi anlaşıyorum Geraldo ile ve pozitif bir insan olduğu için ben de ona pozitif davranıyorum. Pozitif yaklaşıyorum. Hep iyi yönlerini görmeye çalışıyorum yani. Mesela son 6-7 maçta çok büyük katkı verdi takıma. Şimdi 6-7 maçta diyorum bak sadece. 6-7 maçta diyorum çünkü fiziksel olarak, zihinsel olarak bir yere gelebilmesi 24. maçı falan açtıktan sonra geldi bir seviyeye. Yani fit olması gerçekten bu kadar uzun sürdü. Yani buraya kendine ait hissetmesi 7 maç 8 maç öncedir yani. Yani ondan sonraki performansı da bana göre çok iyi performans verdi. Yani onu söyleyeyim gerçekten. Hani, şu anda sakat mı? Durumu nasıl? Antrenmana çıkıyor mu? Yok. Antrenmanda ya. Antrenmanda çıkıyor. Tamam. Yani son maçta sakatlanmıştı da düzeldi yok, o zaman. Bugün dün geldi. Tedavisi vardı. Bugün geldi. Düz koşu yaptı. Devam ediyor yani. Anladım. Bir soru sorayım istersen. Buyur abi. Transfer listemiz çok hazır mı? Kimlere geliyor gelecek sezon? Abi yani büyük bir şeyi büyük bir yoğunlukla bunun üzerinde çalışılıyor. Benim bildiğim kadarıyla. İnşallah bütün planlar hazırdır. Ankara Gücü'ne yakışan futbolcuları inşallah kulübe dahil olurlar. Her zaman söylüyorum bana diyorlar ki yabancı düşmanlığı mı var sende diyorlar. Ben de diyorum ki yabancı gelsin de iyi yabancı gelsin. Yani iyi yabancı. Bursa Spor'da Bataşa ile oynadım. Bataşa gibi oyuncu gelsin. Sırtımda taşırım. Yeter ki öyle oyuncu gelsin. Hem karakterli hem çok iyi oyuncu. Kaptan oyuncu. Peki ben de son şunu sorayım. Yani 13 tane yabancı almaktansa 6 tane kalbur üstü söylediğin gibi Bataşa gibi yabancı almak daha iyi midir? Daha iyi midir? Duyabildin mi sorumu? Kaptan geldi mi ses? Beni duyabiliyor musun Erdem? Abi hiç duyamadım.
hepsi gitti şeyin. Şimdi yayınım. Tekrar sorayım, sesim geliyor mu? Geliyor. Şunu sormak istiyorum. Hani tam da bu senin söylediğin noktada 13-14 tane yabancı almak mı doğrudur? Yoksa senin de ifade ettiğin gibi 5-6 tane Bataja tipinde yabancı almak mı doğrudur? Şimdi şöyle söyleyeyim. Takım kurmak gerçekten en zor şey yani. Hani hayattaki en zor şey, çünkü büyük bir sorumluluk gerektiriyor abi. Çok büyük sorumluluk gerektiriyor. Yani yeni çıkmış kulüpler, Süper Lig'de kalan kulüpler ve oradaki taraftarlar, çalışan insanlar, kulüp çalışanları, hepsinin ekmek parasından, hayatından sorumlusun gibi geliyor bana. Gerçekten çok zor. Sorumluluk almak ve takım kurmak inanılmaz zor. Şimdi mesela bazen hiç istemeden aldığım bir oyuncu en büyük katkıyı verebiliyor takıma. Şimdi mesela star oyuncu, Bataşa gibi oyuncu deyip de bir oyuncuyu getirsen ondan da verim alamayabilirsin yani. Yani kendini buraya ait hissetmesi gerekiyor oyuncu. Doku tutmayabilir diyorsun, öyle mi? Tutmayabilir. Mesela El Kabir gelmişti bize o sene. Mesela niye aldınız diye inanılmaz yoğun eleştiriler yapıldı El Kabir'le alakalı. Ama ilk 10 maç inanılmaz top oynadı bize. Yani. İnanılmaz oynadı. Yani ilk 10-12 maçta 21 puan topladık abi yani. Evet. İlk yarın. Yani öyle sıraya kadar çıktıydınız. Ya 21 puan topladık Metin abi. Evet. 21 puan topladık, zaten 38 puan ligde kalıyor. 37 puan ligde kalıyordu yani. Şimdi öyle bir performans verdi bazı yabancı oyuncular. Yani onun için şu gelsin, bu gelsin deyip kendi yorumumuzu katacak bir durumda da değiliz. Haddimizde de değil dedim ya. Haddimizde de değil. Kim gelirse saygı duyacağız. Onlar bize saygı duyacaklar. Buranın başarısı için elimizden gelen her şeyi yapacağız yani. Evet. Artık isterseniz toparlayalım. Süremizde biraz açtık. Özür diliyoruz. Kaptan, katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Seni aramızda görmek çok güzeldi. Şimdi bizim TRT'de yayın var birazdan. Evet, saat 9'da galiba. Şimdi. Evet. Aynen. Seni de biraz fazla tuttuk. Kusura bakma. Metin abi ağzına evet. Sağlık. Alper abi ağzına sağlık. Sevgili Berkay, çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet. Bizden bu akşamlık bu kadar olsun. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya inşallah tekrar karşınızda olacağız. İzlediğiniz için bu kadar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.